Tekrar mı çay demledin? Sabahçıyız. Ben çaya hayır demem. Bir noktayı anlamıyorum sayın vekilim. Hangi konuda? Bana da ne olur. Sanki her şeyin cevabını verebilirmişim gibi. Merak ettiğim nokta şu. Bu ülkede olan biten karanlık işler pek gizli kalmıyor. Ama açığa çıkması da hiçbir şeyi değiştirmiyor. Evet, bütün kirli işler biliniyor. Devleti içeriden ve dışarıdan kimlerin nasıl soyduğu apaçık ortada. Yahut öyle görünüyor. Öyle görünüyor değil, her şey ortada. Ne demişler? Anamı ağlatan kadı kimi kime şikayet edeyim? Ben de buraya takılıyorum. Sizin yapacağınız açıklamaların bir şeyleri değiştirmesi beklenebilir mi? Hiçbir şey değiştirmez. Bu kez öyle değil. Ben devletin en gizli belgelerini ifşa etmeye karar verdim. Bu toplum petrol denizinin üzerinde oturduğu halde neden onu çıkaramadığını artık öğrensin. Durduk yerde neden mali piyasalar allak bullak oluyor öğrensin. Kim borsayla emme basma tulumbayla oynar gibi oynuyor öğrensin. Hangi dış şantajlarla hangi tavizler veriliyor öğrensin. Şimdiye kadar kimse bunu yapmadı. Kimse kendini yakma pahasına böyle bir işe kalkışmadı. Diyeceksiniz ki tek erdemli insan sen misin? Estağfurullah. Yok, böyle dersin hiç yadırgamam, merak etme. Dürüst ve erdemli insanların sayısı bence zannedilenden daha fazla. O sırları ifşa etmeyi göze alabilecek başka insanlar da vardır. Ama onlar bir şekilde bu ülkeye topyekun felaket getireceğine ikna ediliyorlar. Getirmez mi? Ben de buna inanmıyorum. İçinde bulunduğumuz durumdan daha kötü hiçbir şey olamaz. Devletin haremine sızmış nüfus ajanlarının bilinmesi pek çok kurumu kökünden sarsabilir. Ülkeyi satmakla eşdeğer nitelikteki gizli anlaşmaların aşağı çıkması toplumu yeni sıkıntılara sokabilir. Ama uyuya uyuya çürümektense sıkıntı içinde çare aramak bana daha mantıklı geliyor. Hepsi bu. Hiçbir işe yaramaz sayın vekilim. Hem zaten size bu açıklamayı yapma fırsatı vermeyecekler. Bir yolunu bulacağım. Hayır, asla bulamayacaksınız. Üstelik şu saatten sonra sizin harekete geçmenizi beklemeyecekler. Hiç umursamıyorum. Ailem güvencede olsun, gerisi hiç önemli değil. Aileniz için elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Sayın vekilim, ne kadar tedbir alırsak alalım, yine de ailenizi korumanın hiçbir garantisi yok. Karşımızda acımasız küresel bir sistem var. Bu ülkedeki stratejik çıkarlarını asla riske atmazlar. Onlar için masum bir ailenin hiçbir önemi yoktur. Onlar harekete geçmeden biz geçmeliyiz. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum zaten. Hayır, hayır. Sizinki geçerli bir yol değil sayın vekil. Bu düşmana kendi yöntemiyle karşılık vermek zorundayız. Yani? Biz almazsak bizden alırlar. Ne almazsak? Bana o hainlerin listesini verin. Ucundan kenarından kaybetmeye başlasınlar. Birkaç önemli işbirlikçiyi cezalandıralım. Ses getirsin. Ülkeyi satmanın o kadar kolay olmadığını anlasınlar. Bunu aklından çıkar. Başka yol yok. Boşuna ısrar etme. Hiçbir güç beni hukuk dışı yollara sokamaz. Sayın vekilim, gizli oturum belgelerini açıklamak hukuk dışı bir yol değil mi? Bunun bedelini ödeyebilirim. En çok idam edilirim. Kurşuna dizilirim. Ama yargısız infazlara alet olmam. O zaman boşu boşuna intihar ediyorsunuz. Hatta intihar etmekle kalmıyor, çoluk çocuğunuzu tehlikeye atıyorsunuz. Belki bunu da göze almak gerekiyor. Çocuklarınızın hayatını tehlikeye atmayı çok zor. Ama öyle görünüyor ki bunu göze almam gerekiyor. Saat 4 olmuş. Şimdilik bana eyvallah. Hoşça kalın. Güle güle. Hadi sana emanet. Merak etme. Sabah şirkete uğrarım.
Görüşürüz. Eyvallah. Eyvallah.